Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yukarıdan aşağıya düşey atış hareketinin önce konu kısmını daha sonra da çeşitli örneklerini birlikte çözeceğiz. Bu atış düzgün hızlanan hareketten başka bir şey değil. Tek farkı nedir? İlk hızı olan bir düzgün hızlanan hareket. Yani cismin bakın hızı var İlk hızı var. O hızı giderek artıyor. Yani serbest düşme hareketinde ilk hızı olmayan düzgün hızlanan hareketti. Burada da ilk hızı olan ve düzgün hızlanan bir hareket yapıyor. İvme hiçbir zaman değişmez ve her zaman eksi g olur demiştik. Konumu ise arkadaşlar cisim giderek hızlandığı için genç k denilen grafik elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi V ile atılan bir cisim bir saniye sonra bunun hızı ne olacak arkadaşlar? Yer çekimi 10 olduğu için V artı 10. Bir saniye sonra hızı ne olacak? V artı 20. Bir saniye sonra V artı 30. Bu şekilde bir hareket bu. İlk saniyesinde gittiği yol farklıdır. İkinci saniyesinde gittiği yol farklıdır. Üçüncü saniyesinde gittiği yol daha da büyük olur. Şimdi serbest düşmede ilk saniyede 5 kadar yol gidiyordu sonra 15 gidiyordu. Bunda da arkadaşlar ilk saniyede V artı 5 kadar yol gider. Yazayım şuraya V artı 5 kadar yol gider. Yani mesela 10 ile attıysan birinci saniyede 15 gider. 50 ile attıysan birinci saniyede 55 gider. Daha sonra V artı 15 V artı 25 şeklinde yol alır. Bakın yine 5, 15, 25 var. Sadece V'yi ekliyoruz arkadaşlar. Yani serbest düşme hareketine V ekliyorsun. Başka hiçbir şey yok bu harekette. Evet yine bazı arkadaşlarımız formül kullanmayı sevebilir. O yüzden burada H eşittir V0 T artı 1 bölü 2 GT kare formülünü paylaşıyorum. Yüksekliği bulmak istiyorsanız ilk hızla zamanı çarpacaksınız. Daha sonra 1 bölü 2 GT kare formülünü uygulayacaksınız. Şimdi 10 ile atılan bir cisim yere 30 ile düşüyorsa şimdi burada hareketin formülünü kullanmadan nasıl yolu bulabilirsiniz? Hızınız 10'du. Aşağı yönde 10'du hızınız. Şurada 10'du. 30 oldu. Şimdi 30 olmak için ne olur? Biraz artar. Kaç saniyede hızın senin 30 olur? 2 saniye sonra hani 10'dan 20 olur sonra da 30 olur değil mi? 2 saniye sonra senin hızın 30 oldu. O zaman şu süre 2 değil mi? Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğinin alanı defalarca söyledik. Neyi verir? Yolu verir. Şimdi bu alan yamuk. 30 artı 10 diyorsun. Alt tabanıyla üst tabanını topluyorsun. 30 artı 10 bölü ikisi var yamuk alanında. Çarpı yükseklik. E yüksekliğimiz de 2 olduğu için bu ikiler gidiyor. Ve cismin aldığı yol 40 metre olarak bulunuyor. Şimdi siz bu yolu ister bu formülden bulursunuz. ister bu grafiğin alanından bulursunuz. Yani formülle yapsaydınız 2 saniyede düştüğünü anlıyorsunuz buradan. 10 kere 2 20 diyecektiniz. Buradan da bir 20 gelecekti ve yine 40'ı bulacaktınız. Peki diğer kısa yolumuz neydi? Birinci saniyesinde ne kadar yol gider diyorduk? Atılma hızının 5 fazlası. Yani 15. İkinci saniyede 15'ten sonra ne gelir? 25 gelir. 10-10 gidiyor zaten. 25 metre yol gider. Bakın yine neye ulaştınız? 40'a ulaştınız. Yani ister grafikle, ister formülle, isterseniz h3h5h mantığıyla yolları bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi cisim ilk saniyesinde hızının 5 metre fazlasını yol alır. Buna değinmiştim zaten. Son hızı ne olur? Yine burada bir formül var. Fakat kafadan da bunu bulabilirsiniz. Şimdi diyelim 10'la attınız. Ben size 7 saniye havada kaldı dedim. Siz ne diyeceksiniz? 7 saniyede 70 hızlanır. Çünkü yer çekimi 10'dur. 70 hızlanınca zaten 10 hızı var. Hani cepte bir 10 var. Bir de 70 alıyor ve 80 olarak yere çarpar dersiniz. E şimdi burada e, V0 mesela 30. Şey V0 burada 10. GT dediği G zaten 10. E sürede 2 saniye. Buradan 20 geliyor. Buradan 10 geliyor ve 30'u buluyorsun. Yani formüllere çok bağlı kalmaya gerek yok. Evet, önemli olan sorularını çözmek arkadaşlar. Öğrencilerimizin çoğu konuyu anlıyor, ancak soru çözerken zorlanıyor. O yüzden ben daha çok soru çözümlerinde her türlü soru çeşidini ele alacak şekilde e, soruları e, harmanladım. Cisim 3 saniye sonra yere çarptığına göre, şimdi 30 ile atılan bir cisim 3 saniye sonra yere çarpıyorsa yere çakılma hızı kaçtır? Önce bunu bulmamız lazım arkadaşlar. 30 bir saniye sonra diyeceksin hızı 40 olur. Bir saniye sonra hızı 50 olur. Bir saniye sonra hızı 60 olur. Yani bir kere bu cismin 60 yere çarptığını şurayı okurken anlamamız gerekiyor. Peki atıldığı yükseklik. Bu cismin hızı 30'dan 60'a çıkmadı mı? 30'dan 60'a ben bir hız zaman grafiği çizsem arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin alanı bize yolu vermez mi? Bakın şöyle bir grafik yapacağız aracın hızını eksi yönde 30'dan hani atışlarda hareket aşağı doğru olduğu için hızı eksi yön seçiyorum. 30'dan kaça gelecek? 60'a gelecek. Peki kaç saniyede geldi? 3 saniyede geldi. İşte bu alan bize yolu verecek. Şimdi burası ne? 60. Burası ne? 30. Toplayalım. 60 artı 30 bölü 2'den yükseklikte 3 Yükseklikte de çarpıyoruz. 90 bölü 2 45 yapıyor. 45 çarpı 3'ten 135 metre olarak biz yüksekliği buluruz. Yere çarpma hızı zaten bulmuştuk, değil mi arkadaşlar? Yere düşme süresi nedir demiş? Şimdi 75 metre 10 10'la atılan bir cisim, birinci saniyede ne kadar yol gider? 15. İkinci saniyede ne kadar gider? 25. 3. saniyede ne kadar gider? 35. Bakın bunları topladığınız zaman 35 25 daha 60 yapar. 15 daha 75 yapar. Yani soruda verilen değer uygun bir değer olduğu için bu cisim yere 3 saniye sonra düşer diyebiliriz. Yere çarpma hızı nedir? Şimdi son hız ilk hız cebimizde ilk hız var. Artı çünkü hızlanıyoruz ya arkadaşlar. Kaç saniyede yere düştük? 3 saniyede. Yer çekimi her saniye bize 10 veriyorsa 3 saniyede bize 30 hız vermez mi? 10 da bizde vardı. 30 artı 10'dan bu cismin yere çarpma hızının da 40 metre bölü saniye olduğunu bulabiliriz. Cisimler eşit hızlarla yere çarptığına göre h kaç metredir? Şimdi bakın yine burada 80 metre verilmiş. 30. Birinci saniyede 30 artı 5'ten 35 metre yol gidecek. İkinci saniyede bunun 10 fazlasını yani 45 metre yol gidecek. Şimdi şu ikisinin toplamı 80 yapıyor. Demek ki bu cisim yere 2 saniye sonra çarptı. 2 saniye sonra çarptığı için hızı ne olur? 30'dan 10 arttır 40. 10 daha arttır 2 saniye olduğu için. Cisim yere 50 metre bölü saniye hızla çarpar. Şimdi diyor ki eşit sürede çok yok eşit hızlarla yere çarpıyormuş. Demek ki bu cisim de yere 50 ile çarpıyor. O zaman bu cisim serbest bırakıldığına göre bakın ilk hızı yok serbest bırakıldığına ve 50 ile yere çarptığına göre 5 saniye havada kalmıştır diyoruz. Evet 5 saniye havada kalan bir cismin yolunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bir hız zaman grafiği çizeriz. Cismin hızı sıfırken hızı arttı, arttı ve kaça kadar arttı? 50'ye kadar arttı. Kaç saniyede? E 50'ye 5 saniyede gelir bir cisim. O zaman şu üçgenin alanını bularak siz burada yolu bulabilirsiniz. 5 kere 50 250 yapar. 250'yi de 2'ye böleriz ve 125 metre yükseklikten bu cismin bırakıldığını söyleyebiliriz. Ya da diğer formülümüz neydi? H eşittir. 5'te kare. 5 çarpı sürenin 5 olduğunu biliyorduk. 5'in karesi deriz ve buradan da yine 125 metreyi buluruz. Yani bazen grafik bazen de formül daha kolay olabiliyor açıkçası. Evet arkadaşlar H1 bölü H2 oranı nedir demiş. Şimdi bakın V'den 3V'ye 3V'den 5V'ye. Burada fark etmeniz gereken e, süreler eşit mi değil mi? Süreler kaça kaç? Bunu fark etmeniz lazım. V'den 3V'ye hızı 2 artmış. 3'ten 5'e de hızı 2 artmış. O zaman diyeceğiz ki burada da 2T havada kalmış. Burada da 2T süre havada kalmış diyeceğiz. O zaman soruyu yapalım. Bakın. Bir grafik bunun için çizeceğim. Şunun için hızını V'den başlatacağım. Arttıracağım ve 3 V'ye getireceğim. Peki kaç saniyede bu olayı yapacağım arkadaşlar? 2 T sürede yapacağım. Diğeri için diğeri için şöyle onu da buraya çiziyorum. Hızını bunun 3'ten 5'e getireceğim. Şöyle 3 V'den 5 V'ye getireceğim. Süresi bunun da 2 T değil mi arkadaşlar? Çünkü bunun da hızı 2 artmış. Bunun da hızı 2 artmış. Süreleri eşit. Şimdi bu alanları bularak arkadaşlar sorunun cevabını bitireceğim. Bu alan yolu veriyor. Alt tabanı 3V üst tabanı V. 3V artı V bölü 2 çarpı yükseklik. Buna gelelim. Alt taban üst taban. Alt tabanı 5V üst tabanı 3V. 5V artı 3V bölü 2'si var yamuk olduğu için. Çarpı yükseklik yine 2T. İşte bunun buna oranını soruyor bize. Yani şuraya bir bölü atalım. Bunu buna oranlayalım. Buradan ikiler gidiyor. Yukarıda ne kaldı? 4VT değil mi arkadaşlar? 4VT bölü. Aşağıda ne kaldı? Şu ikiler gitti. 5, 3 da 8VT. 4 bölü 8'den sorumuzun cevabı 1 bölü 2 çıkacaktır. Evet. Yüksekliği kök içerisine alırsanız hızla ilgili bir bilgiye ulaşırsınız demiştim. Serbest düşme hareketinin son sorusunda böyle bir özelliğe değinmiştim. Şimdi bakın H1'e 4 demiş. Yani şurası 4. H2'ye 45 demiş. Yani şurası kaç yapar? 45 burası, 4 burası olduğuna göre burası 49 yapar tamamı. Şuraya o zaman ben 4H diyorum. Şuraya da 45H diyorum. Şimdi o soruda size şöyle bir yöntem göstermiştim. Demiştim ki Yüksekliği kök içine alırsanız hızla ilgili bir oran bulursunuz. Yani bir değer bulursunuz demiştim. O zaman V1'i bulmak için 4'ü kök içerisine alıyorum. Kök içerisinde 4H bize V1'i verecek. Bölü diyorum. V2'yi bulmak için bakın buradan buraya alamazsınız. En baştan buraya alacaksınız. Çünkü bu formül serbest düşmede işe yarayan bir formül. Buradan buraya cisim serbest düşme yapmıyor. Buradan buraya serbest düşme yapıyor. O yüzden 49'a dikkat edin. 49'u alacağız. Yani kök içerisinde 49 h alınacak. E 4 dışarı 2 diye çıkacağı için 49 da dışarı 7 diye çıkacağı için zaten bu haşlar gidiyor. Sorunun cevabı 2 bölü 7 olarak bulunuyor. H1 yolunu alma süresi T1 demiş. E şimdi hızla süre doğru orantılıdır. Yani aslında burada hızları arasındaki oranı bulurken aslında süreleri arasındaki oranı da bulmuş oluyoruz. Çünkü bir cisim 3 saniyede yere düşüyorsa biz ne diyoruz? Hızı 30'dur diyoruz. E, süresine de 3 diyoruz. 5 saniyede yere düşüyorsa hızı 50'dir diyoruz. Süresine de 5 diyoruz. Yani kısacası hızların oranıyla sürelerin oranı eşittir. Dolayısıyla biz bunun da cevabına direkt 2 bölü 7 diyebiliriz. Yani burada hızlar için kullandığımız formülün aynısını süreler için kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayalım. Çünkü arkadaşlar bu yorumlarda zaman zaman eksikliklerimizi fark edebiliyoruz. Yani yorumlar bizim için çok değerli. Yani 1-2 dakikanızı ayırıp oraya ufak tefek bir şeyler yazmanız sanırım bizim adımıza çok güzel olacak. Kendinize tekrardan iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.